Filistin devletinin ilanı hususunun uluslararası arenada kabul edilir olması gerekir. Şimdi bir nasıl tanımlıyoruz bir devleti iki türlü tanımlıyoruz. Diyoruz ki bir, bir devlet nedir? Bir siyasal sınırları olacak. İçinde bir halk yaşayacak. Bağımsız Merkez Bankası yani para basıyor olacak. Ordusu olacak, bayrağı olacak. Ulusal üniter devletse anayasasında resmi dili tek olacak ya da işte kantonal falan yapısı neyse. Şimdi bu bir devleti tanımlıyor. Ama bu devlet uluslararası ilişkiler arenasında devlet olarak tanınmıyor. Uluslararası ilişkiler arenasında devlet olarak tanınmanın için Birleşmiş Milletler'de tanınacak. Şimdi bu üç devletin bunu ben bunu devlet olarak tanıyorum demiş olması hiçbir anlam bir ifade anlam etmiyor. Yok. Ayrıca bakın başka bir husus var. Benim düşüncem şudur. Filistin'in bir devlet olarak kabul edilmesi meselesi, yani burada iki devletli çözüm deniyor ya, bu niye olmayacak? Sebebi şu, Kıbrıs. Sebebi bu Kıbrıs. Burada iki devletli çözüm olursa aynı şey Kıbrıs için emsal teşkil edecek. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm istenmiyor. İstenmiş olsa 74'ten bugüne kadar olacak. Ayrıca iki devletli çözüme Kıbrıs'ta bakmayın siz. ABD'si, İngiltere'si, Yunanistan'ı, Rusya'sı Hiçbirisi talepte bulunmuyor. Hiçbirisi de istemiyor. Dolayısıyla şimdi de asıl burada göz önünde bulundurmamız gereken önemli husus o. Şimdi ben ısrarla hep birinci günden beri sorduğum soru şu. Bir, İsrail 48 itibari kuruluş itibari devlet olarak. Ne olarak kuruldu? Yayılacak, genişleyecek toprakları. Bu devlet stratejisi. E bu yüksek devlet stratejisi kimin tarafından kabulleniliyor ve destekliyor? ABD tarafından arkasındaki büyük ekonomik gücüne, diaspora, siyasal gücüne diaspora, ellerinde bulunan medya gücü, politik güç hepsi hı hı destekliyor mu? Peki. Netanyahu neyin temsilcisi? Netanyahu bunun temsilcisi. O halde temel sorumuz şu. 7 Ekim'deki İsrail topraklarına bu saldırıyı yapan İsrail'in tırnak içine söylüyorum, Hamas bünyesindeki uşağı kim kardeşim? Bu kim? Bu kararı veren kim? Bu kararı veren doğrudan doğruya İsrail'e hizmet eden. Bu neyin karşılığı bilmem. Para karşılığı mı bilmem. Maddi ka onu bilmem bakın. Kimse bunlar. Bu kimse veya kimlerse. Herhangi bir, İran mı bir devlet midir? Onu bilmem. Ya da işte Hamas'ın bir takım unsurları mıdır? Şimdi gelelim demin Nezat'ın söylediği önemli kısmına. Mahmut Abbas meselesi. Bakın şu anda hiç kimse güneye herhangi biçimde, başta İsrail olmak üzere, herhangi biçimde bu askeri taarruzdan söz etmiyorum. Politik bir taarruzda bulunuyor mu? Hayır. Ekonomik bir taarruzda bulunuyor mu? O da hayır. Peki, şimdi ikinci temel soru. Filistin hem kuzeyiyle güneyiyle. Bunlar bir masaya otursa Mahmut Abbas ve Hamas unsurları. Sizce buradan her ikisi bir uzlaşmayla ya biz ne yapıyoruz bir dakika biz kardeşiz delirdik mi biz diyerek çıkarlar mı? Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Şimdi Hamas bu tavrından vazgeçmeyecek. Niye? Çünkü varoluş sebebi bu olduğu gibi bundan sonraki süreçte bu bölgenin nizamının sürmesinde çıkarı olan unsurlar Hamas'ın bu haliyle yaşamasını sürekli olarak destekleyecekler ve destekliyorlar. Şimdi biz bu kısmını hiç görmek istemiyoruz biz. Şu son söylediğim kısmını. Şimdi gelelim uluslararası ilişkiler arenasına. Haritayı açtığımız zaman. Şimdi nevza çok doğru bir yere parmak basıyor. Diyor ki arkadaş, Filistin kim? Bir Araptır. Nerede? Orta Doğu'da. Burada bu ciddi problemler var mı var? Peki öteki Arap devletleri nerede bu coğrafyada? Niye bunların hepsi yakasını bir kenara sıyırıyor? Dünyada şuna bakıyor. Diyor ki bir dakika. Değil mi? Rusya konusunda tahlili doğru. Rusya'nın eli şu anda rahat. Ukrayna meselesi. Bu bahaneyle orada neyi çözüyor, ne yapıyor? Bak onu da bilmiyoruz artık. Dünya orayla ilgilenmiyor. Orada ne yapıyor? Ve dikkat edin Zelenski'yi çöpe attılar. Bak hem önce kışkırttılar. Yani hatırlayalım ya. Önce bir sitcom yaptırıyorlar. Sitcom'da bir parti kurduruyorlar. O sit sitcom'un ismiyle kuruluyor parti. Sonra oradaki başrol verdikleri işte aslında sıradan birisi olan bir anda bir yıldızlaştırıyor, getiriyor, bir seçimler bir başına getiriyor. Sonra sonra Rusya'yı bu topraklara zaten saldırmaya hazırken bunu bu topraklara çekiyor. Şimdi aynı şey Hamas'a bakın. Bak aynı senaryo. Coğrafya farklı. Üstelik de arada çok az bir fark var. Onun için dünyanın öbür tarafı da geri dönüp şuna bakıyor. Bir dakika yani diyor. Bir dakika. Biz herhangi biçimde bir müdahale yapalım kabul. Hangi boyutta olursa olsun. Ama önce diyor şu Arap ülkeleri ne yapıyor? Ona geri dönüp bir bakıyor Çin. Çin diyor ki benim binlerce yıllık ta Hanlar döneminden beri Ta amiral Z'den beri Zeng çok önemli bir amiraldir Zeng. Ondan beri temel bizim kültürel stratejimiz şudur. Askeri olarak hiçbir yere saldırmamak ama iki şey. Kültürel ve ekonomik olarak hegemonya kurmak. Çin ona bakıyor. Afrika'da bunu ekonomik olarak çok yaşıyorsun. Yaptın. Çok yaşıyorsun. Çin ona bakıyor. Ayrıca bir şeye daha bakıyor. Diyor ki deniz yolları gemi ticareti çok güzel. İşte ne kadar net söyledi Nevzat ve çok doğru söyledi. Dedi ki dünya ticareti denizler e, denizler bağlamında baktığımız zaman herkes şimdi Ümit burnunu dolaşmak zorunda. Peki burada en büyük kazancı kim sağlıyor? Kim kazanıyor? Çin. Çin. Dolayısıyla bakın o maliyetler o bilmem. Ne. Bir, ne olur açın herkes açsın uluslararası literatür şu ekonomi tartışmalarını bir takip etsinler bak orada neler anlatılıyor. Onun için Çin çok net biçimde çok net bir tavrı var. Diyor ki ben zaten Afrika'dayım ve Afrika'da olmaya devam edeceğim ve yayılacağım. Peki bu tarafta da İran'la hiçbir problemim yok. Zaten İran problem yaratmayacak. Çin'e dikkatinizi çekerim. alıyorum. Çok yaşayasın. Zaten ha diyor şimdi bak şöyle düşünelim. Şimdi İran burada çok rahat mı? Afrika burada dikkat edin. Orta Doğu arada bir yerde kaldı mı Çin için? Kaldı mı? biri Evet kaldı. Diyor ki buraya bulaşmayacağım. Kullanılan deniz yolu benim lehime işliyor. Çok açıkça. İkincisi bir kuşak bir yol. Hı, e, bir evet. kuşak bir yol projesiyle de evet. Bir süre sonra diyor Avrupa geri dönüp bir kuşak bir yol projesini çok destekleyecek ve deliler gibi sarılacak. Buna mecbur. Çünkü ne zamana kadar aşağıya kullanacaksın? O maliyetle başa çıkabilir misin? Deniz'in bu pahalı ulaşımıyla başıla, başa içi çıkılabilir içi mi? Şimdi Burak'tan getirmeye çalıştığımız yol işte. Niye çıktı o yol? Tabii. işte Basra'ya çıkıp limanlara gayet tabii ki bakın çıkış. Her zaman ne ifadesini kullanıyoruz? Diyoruz ki bakın. Uluslararası müesses nizamın aktörlerine bakacağız. Hem global... Hı hı hem de yerel düzeyde ne olursa olsun ve ülkenin kendi içinde de. Yani Türkiye gibi kritik ülkeler için söylüyorum bunu ben. Ülkelerin kendi içinde de bakacağız. Tamam siyasete müdahalelerine bakacağız. İş uzatmak istemiyorum ama herkes Tansu Çiller'in bu ülkeye nasıl başbakan yapıldığına bir geri dönsün baksın. Hani Turgut Özal'dan da söz etmiyorum.